Merak ediyorsun değil mi? Evet. Topkapılı cambaz Memi. Eski tulumbacı. Kabadayı. Emrinde 50.000 bitirim var. Yabana atma ha. Mücadelemizin başını o çeker. Estağfurullah. Hepimiz aynıyız. Ethem Pehlivan. Arabacılar kahyası. Elimiz ayağımızdır. Bizi de Anadolu'ya sevk ettiğimiz silahları da az taşımadı. Eyvallah. Lakin asıl şimdi iş başa düştü. Eyvallah. Osman Kahya. Kendisi yağ kafanı iskelesinde sandalcılar kahyasıdır. Oo Hüsamettin Bey. Benim yaptığım icraatları anlatmaya kalksan ceze bitmez. Uşağım bak şimdi misal bir ceze yine silahları benim takaya yükledik gidiyor. Osman. Bir dur istersen. Himmetzade Hüsnü. Galata'da komisyoncudur. İtalyan denizcilik şirketinin İstanbul mümessilidir. Kayyum Ahmet. Malatyalı bu kardeşimizin yaptıkları saymakla bitmez. Nerede ihtiyaç olsa oradadır. Gece gündüz. Eyvallah. Eyvallah. Ve İhsan Bey. Sesimiz kulağımızdır. Telgraf baş memurudur. Ankara ile irtibatımız sayesindedir. Buyurun. Oturun. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu delikanlıya ne vazife vereceğiz? Maşallah çok da yakışık duyacak ya. Aynı benim gençliğim. Arkadaşlar, bugün aldığım bir haberi size vereyim. Ferit Paşa'yı sadarete hazırlıyorlar. Ne diyorsun ya? Olacağı buydu. Diyorum ki, Galip Bey eğer isterse damat Ferit'in hizmetlilerinden birinin gönlünü kolayca çelebilir. İçeriden haber almak nasıl olur? Fevkalade. Senin vazifen bu Galip. Kimdir o? Tanrı misafiri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurun sofraya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ethem Pehlivan, unutmadan söyleyeyim. Yarın akşam Üsküdar İskele'den Halide Hanım'la Adnan Bey'i alıp Sultantepe'ye bırakacaksınız. Aman ha, çok önemli. Bir aksilik çıkmasın, gerekli tüm tedbirleri alın. Evet Allah. Celaleddin Arif Bey, zevcesi ve Yozgat mebusu sabaha karşı Üsküdar'da olacaklar. Onları da Özbekler tekkesine götürürsünüz ibedilikle. Kaçışlarla ilgili tedbirler alındı mı Hüsamettin Bey? Üsküdar Jandarma Komutanı Remzi Bey ve adamları gizlice mebuslarımızı Maltepe'ye götürecek. Orada Yenibahçeli Şükrü Bey'e teslim edecek. O da Kuvayi Milli aracılığıyla Anadolu seyahatlerini gerçekleştirecek. Limanda duydum bugün. Menzil güzergahına İngilizleri yığmışlar. Kuş uçurtmamaya azimliymişler. Ya biz onlara var ya, kuşun ha böyle sürüsünü uçurturup da ağızlarını açıp bakarlar ha böyle. Hey cili. Silah taşıma yasağı var biliyorsunuz. Çok dikkatli olun. Subayların, polislerin, padişahın, muhafız alayının bile silahlarına el konuldu. Üzerimizde çakı yakalasalar içeri tıkacaklar. Beylerbeyindeki çatışmayı duydunuz mu? Zabit Mektebi talebeleriyle jandarmalar işgale karşı direndi. Lakin çok yaralı vardı. Çok. İyi başları kesilsin emin. Amin. Osman Kahya, vapurları, sandalları ne vakit salacaklarmış? Var mı bir bilgi? Ya bugün bırak vapuru takayı, sandalları bile yerinden köpürdatmadılar. Ama yarın serbest kalacakmış, öyle dediler. Şey, Anadolu yakasında İskele'den çıkan herkes arıyorlardı. Biliyorlar çünkü. Mücadele taraftarlarının Anadolu'ya kaçmaktan başka şansı kalmadı. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz geç kaldım. Ya nereye kaldınız Hafız Kemal Bey ya? Bir kere de vaktinde geldi ha. Tabure ver Osman Kaya, havadisler iyi değil.
İngilizler meclisi mebusağına bastı. Rauf Bey ve Karavasıf Bey'i tutukladılar. Bu arada Kemalettin Sami Bey şeyin dergahına yerleştirdim, merak etmeyin. Moralinizi yüksek tutun arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa her şeyin hesabını, kitabını yapmıştır. Samsun'a gitmeden evvel son görüşmemizde Gebze-İzmit hattını sıkı tutun demişti. O zaman mana verememiştik ama dediğini yaptık. Doğru. Şimdi karadan kaçanlar o yolu kullanıyorlar Ankara'ya gitmek için. Arkadaşlar, bundan sonra işimiz daha cüz. Sade düşmanın değil, işbirlikçi ajanlarının da gözü üstümüzde olacak. Bazıları utanmadan düşman üniforması giymiş öyle dedi. Zor yanı da bu. Giderek çoğalacağız. Ama aramıza ajan girme, açığa çıkma tehlikemiz de artacak. Sadece kendini düşünen, şu durumdan bir menfaat sağlamaya çalışan hainler de olacaktır. Gizlilik, dikkat çekmemek her zamankinden önemli. Birlik olma vakti. Herkes hangi gruptan olduğuna bakmaksızın bir olacak. Yardımlaşacak. İhsan Bey, Ankara'yla irtibat kurma ihtimalimiz kalmadı, öyle değil mi? İngilizler bütün makinelerin başına nöbet tutuyorlar. Hatları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Ama aklımda bir şeyler var. İnşallah yakında güzel haberler verebilirim size. İnşallah. 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 Yılmak yok arkadaşlar. Çanakkale'de düşmanı nasıl yendiysek yine yeneriz. Bugün savaşımızın ilk günüdür arkadaşlar. Bu savaş kurtuluşumuzun savaşıdır. Onların topunu tüfeğini de düşünmeyin. Bizim vatan ve bağımsızlık sevdamız hepsine bedeldir. Çok doğru diyorsunuz Mehmet Bey. Hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kudretini bilmiyorlar. O halde ya istiklal ya da ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal.